şey diyecektim. Bu şarkı yarışmasında okuyacağım türküyü size söylesem bana bir fikrinizi söyler misiniz? Vazgeç artık Şerif Ali. Benim peşimde dolanmaktan vazgeç artık ya. Aslanım ben gerçekten yarışmaya katılmak için geldiydim. Gerçekten yarışmaya katılmak için geldin ha? E sen kimi kandırıyorsun? Hadi yarışmaya katıldın diyelim. Hadi kazandın da diyelim. Ne olacak? Hiçbir şey. Ama ben kazanırsam yıldız olabilirim. Sana göre şansım daha fazla yani. Bence sen ne kendini yor, ne de jüriyi boşuna meşgul et, tamam mı? Allah Allah. Aslanım niye bana kızdı ki yarışmaya katılıyorum diye? Demek bu yarışmaya katılmayı daha çok istiyorum. Neyse, ben de katılmayı veririm. Hem aslanımdan daha kıymetli değil ya. Şerif Ali ne işin var senin burada? Şey öğretmenim, bu şarkıcılık yarışması var ya, ona katılmak için geldiydim. Ama... Ama ne? Ama şey, vazgeçtim. Niye vazgeçtin? Öylesine. Nasıl öylesine? Bu Aslı'yla mı ilgili? Evet öğretmenim. Yani aslanım bu yarışmayı kazanmayı çok istiyor. Şimdi olmaz ama hani olur da o varken ben kazanırım, o çok üzülür. O üzülünce ben de üzülürüm. Hem önemli değil, yarışma aslanımdan önemli değil ki. Hem nasıl olsa ben konsept olarak apartmanda da Türk Üney'i söylüyorum. Sen bilirsin ama kendine de en az karşındaki kadar değer vermezsen hiç kimseyi mutlu edemezsin. Bir şey daha, kendinden de hayallerinden de hiç kimse için vazgeçme. Afet Hanımcığım, size de teşekkür etme fırsatı bulamadım jüriye katıldığınız için. Ama ne demek efendim? Yalnız ben müzik konusunda otorite değilimdir ola göre. Efendim müzik konusunda otorite olmanıza gerek yok. Musikiyle ilgili olmanız yeterli. Aa evelallah. Peki şimdi ne yapıyoruz biz? Yani hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Peki şimdi ne yaptığımızı bana söyleyin. Çocuk gelecek, dinleyeceğiz. Sonucu hemen söylüyoruz. Yok yok. Şimdi çocuklar şarkıyı söyledikten sonra biz birden ona kadar bir puan vereceğiz. Hepsi bittikten sonra en yüksek puanı alan çocuk birinci olacak. Yani bizim okulun temsilcisi çocuğu seçeceğiz. Aynen öyle. Fakat biz bayağı ciddi bir sorumluluk yüklenmişiz Bahar. Rıdvan Kanat Lisesi'nin starını seçiyoruz Afet Hanım. Ha bu arada şeyi gördüm ben aşağıda bahçede, bu bizim Şerif Ali. O da mı giriyor yarışmaya? Girecekti ama vazgeçmiş. Aa, neden? Ya bu bir Aslı var ya 10A'da. O ona böyle sert bir şeyler söylüyordu. Zannediyorum ondan dolayı vazgeçmiş. Hadi bakalım başlıyor muyuz? Hadi bakalım kolay gelsin. Acayip zor yarış. Bana ne ama ben anlamam. Peki bu çocukların şarkı söylemesine müsaade edecek mi Behçet Bey? Tabii ben sordum. Şimdi normal şarkı söylenirken yapmıyormuş. Tamam. Başlayalım mı? Yeniden başlasın bu aşk ateşim yan. başlayalım. Ramazan. Buyurun muzluk direktörüm. Efendim hazırsak ilk öğrencimizi alalım. Başlıyorum. Şarkıcı olma meraklısı susaklardan biri sıradan geliversin hemen. Dur şöyle. Geç bakalım şöyle. Geçiver şöyle. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Bütün susaklar çok heyecanlı. Ramazan sen kapıda bekle. Baş üstüne. Ben olmayınca sırayı bozarlar. Kolay gelsin. Adını soyadını sınıfını söyle bize önce. Özden Alp 9C. Evet. Başla bakalım. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır, işmeli gözleri derya deniz. Dağları deldim, tek başıma çölleri açtım. Bir tek ben elleri yendim, kız başıma sen de yıkılmam. Hani o bırakıp giderken seni... O öksüz
Hani o bırakıp gidenken seni. Yanarım, yanarım, gün geçer yanarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yanarım, yanarım, ne yapsam yanarım. Gecelerin hesabını kimlere sorarım. Yok öyle güz gibi soğuk olmak yüz, ayrılık taşır. Çıkabilirsin Aslı'cığım, teşekkür ederiz. Peki öğretmenim. Başka yarışmacı kalmadı. Veresiye vere vere kalmadı, kalmadı. Öğretmenim, hala katılabiliyor muyuz öğretmenim şarkıcılık yarışmasına? Evladım bu saate kadar neredesin? Arkadaşların kaç saattir dışarıda bekliyordu. Olsun, artık seneye katılırım ben de. Canım bir tane öğrenci, sabahtan beri kaç tane öğrenci dinledik. Geri çevirmeyelim çocuğu, söylesin. Zaten ben Şerif Ali'de bir Ali Rıza Bimbo elektriği alıyorum. Geç hadi söyle bakayım. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler abi. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Dinlemeyi bitirdik. Kimin kazandığına bakıyoruz. Güzel, güzel. Çocukların böyle sosyal faaliyetlerde bulunmasını ben her zaman çok desteklerim biliyorsunuz. Ne demiş Atatürk? Herkes politikacı olabilir ama şarkıcı olamaz. Öyle değil mi Afet Hanım? Tam öyle değil ama bu kadar yaklaştığınız duysa sevinirdim. Efendim? Yani bizi bu kadar candan desteklemeniz ne kadar güzel diyorum. Evet, kazanan da belli oldu. Afet Hanım, siz ilan edin isterseniz. Aman arkadaşlar, en iyisini seçtiniz değil mi? Çünkü bu liseler arası müzik yarışmasını mutlaka kazanmamız lazım. Ayrıca biliyorsunuz kazanan okula bir de para ödülü veriyorlar. Eğer bizim okul kazanırsa bu kazandığımız parayla mini mini birilerin, çalışkan ikilerin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Merak etmeyin, bu kadar sanatsever bir idari amirimiz olduğu sürece biz zaten kaybetmeyiz. Şimdi izninizle ben okuyayım çocuklara, neticeyi merak ediyorlardır. Çok haklısınız Afet Hanımcığım. Behçet Bey, siz de kazanan öğrenciye özel ders falan verin, olur mu? Oldu mu şimdi? Oldu mu ya? Anlamak istemiyorsun. Dinle burayı. Sonuç belli oldu. Ben şimdi kazanan arkadaşınızı açıklayacağım. Bu arada kazanamayanlara bunun sadece bir yarışma olduğunu, bu yarışmaya katılma medeni cesaretini bile göstermenin çok önemli olduğunu söylüyorum. Üzülmemeleri gerektiğini söylüyorum. Bunda anlaştık mı? Evet. Tamam, bravo. Ben kazanan arkadaşınıza bir şey daha söylemek istiyorum. Dost kazanmak, hayattaki bütün yarışmaları kazanmaktan çok daha zordur. Dilerim şarkı söylemekteki başarısını, dostluklarını korumakta da gösterecektir. Evet, şimdi ben neticeyi şimdi mi açıklayayım yoksa yarın panoya mı asayım? Öğretmenim. Şaka, şaka. Ben açıklayacağım şimdi. Liseler arası şarkı yarışmasında Rıdvan Kanat Lisesi'ni temsil edecek olan arkadaşınız Aslı Sayda. Tebrik ederim Aslı Hanım. İnşallah büyük yarışmayı da kazanırsınız. Teşekkür ederim öğretmenim.